El Cezire Gazze Büro Şefi Vail El Dahduh'un oğlu Hamza'ya son kez veda ettiği acılı bir gün. Aynı kurumun muhabiri olan Hamza El Dahduh bir süre önce Refah yakınlarında öldürülen iki gazeteciden biriydi. Vail El Dahduh için bu kayıp acısını daha da arttırdı. Çünkü Dahtu Ekim ayında canlı yayın sırasında bir saldırıda eşinin 15 yaşındaki oğlunun 7 yaşındaki kızının ve bir torununun öldüğünü öğrendi. Oğlu Yahya da ağır yaralandı. Eşimi, oğlum Mahmud'u, Şem ve Adem'i kaybettikten sonra bir insanın en büyük oğlunun da ölümünü ve hayatındaki her şeyi bu kadar kabullenebilir mi? Bunu nasıl kabul edebilirim? İsrail ordusu Reuters'a yaptığı açıklamada bir teröristin tespit edilip vurulduğunu ve araçtaki diğer iki şüphelinin de vurulduğu haberi aldıklarını bildirdi. İki gazeteci gözlemcilerin savaşta medya açısından benzersiz kayıpların yaşandığını söylediği son olaylardan sadece bir örnek. Gazetecileri Koruma Komitesi şu ana kadar neredeyse tamamı Filistinli olmak üzere en az 83 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. Kısa bir süre içinde kaydedilen bu yüksek oran Birleşmiş Milletleri alarma geçirdi. Örgüt sözcüsü gazetecilerin hedef alınmaması yönündeki çağrılarını tekrarladı. Gazeteciler dünyanın dört bir yanındaki herkese doğruları ulaştırmak için hayatlarını riske atıyor ve orada karşı karşıya kaldıkları koşullarda bu giderek daha da zorlaşıyor. İsrail'in Washington Büyükelçiliği VOA'nin yorum talebine yanıt vermedi. Ancak Büyükelçilik Sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada güçlerinin hiçbir zaman gazetecileri kasıtlı olarak hedef almadığını söylemişti. Reuters'ın da aralarında bulunduğu grupların yaptığı araştırmalar bu iddiayı yalanlıyor. Geçtiğimiz ay yapılan analizler İsrail tanklarının Ekim ayında haber ajansının muhabiri İslam Abdullah'ı kasıtlı bir şekilde öldürmüş olabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmalar İsrail'in haber ekibinin yerini önceden bildiğini ortaya koydu gazetecilerin işlerini yapamadıkları ve bu tür ayrım gözetmeyen bombardımanlarla işlerini yapmalarının engellendiği yıkıcı bir örneğe tanık oluyoruz. Lübnan büro şefi Maya Gebeli, Reuters'ın İsrail'den sorumluluğu üstlenmesi için baskı yaptığını söyledi. Meslektaşlarının tehlikeli koşullar altında çalıştığının altını çizdi. Orada bulunan ve bu canlı yayınları sağlayan gazetecileriniz olduğunda Hesap verebilirlik çok daha mümkün hale geliyor. Maya Gebeyli yoğun çatışmaların yaşandığı ve Gazze'ye erişimin kısıtlı olduğu bir dönemde yerel gazetecilerin haberlerinin hayati önem taşıdığını söylüyor. Dahtu, çocuklarından birini daha toprağa verirken Uluslararası Ceza Mahkemesi sınır tanımayan gazeteciler örgütüne gazetecilere karşı işlenen suçların da savaş soruşturmasına dahil edildiğini teyit etti.